Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının bu haftaki konuğu Avrasya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Ali Rıza Cenel oldu. Hastalarımızı da iyileştiriyor diyelim. Şifa tamam. Kapısı çünkü kendileri. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Evet, tamam. Kalp en önemli organlardan birisi. Damar tıkanıklığı denildiği zaman da tabii tetikleyici bir unsur. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Ali Rıza Cenel, damar tıkanıklığı hakkında bilgiler verdi. Yani şu anda belki de dünyadaki ölüm sebeplerinin en başında gelen hastalıklardan bir tanesi. Damar tıkanıklığı deyince tabii damarları nasıl bir ikiye ayırabiliriz öncelikle. Bir atar damar, toplar damar diye yani karıştırmamak lazım. Atar damarları biliyorsunuz kalpten bütün oksijenlenmiş kanı bütün dokulara dağıtan damar sistemi. Toplar damar da kirlendikten sonra tekrar kalbe geri getiren damar sistemi toplar damarlarda. Şimdi atar damar tıkanıklığı olduğu zaman sonuçta damar tıkandığı yerde atar damarda herhangi bir neresi tıkanırsa tıkansın tıkandığı bölgedeki dokunun ölmesine ya da işte oranın işlevsiz kalmasına sebep oluyor. Ona göre de işte eğer kalpte oluyorsa kalp krizi geçiriyor. Beyin damarında oluyorsa işte felç geçiriyor. Bağırsak damarında oluyorsa bağırsakları çürüyor. Bacak damarı olsa işte bacakları tıkanıyor, gangrene gidiyor, bacak kesilmesi oluyor. Cenal, damar tıkanıklığında hangi durumlarda ameliyat olunması gerektiği hakkında da bilgi verdi. Tıkanıklığının olduğu yere bağlı işte atar damarlarda mesela kalp damarlarında damarlar, koroner arter damarları diyoruz biz bunlara. Koroner damarlarda tıkanıklık var ise işte hasta kalp krizi geçirebilir ya da işte kalp krizi geçirmemiş olup da göğüs ağrısı olabilir özellikle efor esnasında. Bu tür durumlarda işte koroner anjiyo dediğimiz bir sistemle anjiyografiyle damarları tespit ediyoruz, tıkanıklıkları. Bazen ameliyat ediyoruz, bazen stent takıyoruz, bazen işte hiçbir şey yapmıyoruz, bazen de diyelim ilaç tedavisini takip edebiliyoruz. O damar tıkanıklığının olduğu yer, miktarı, hastada yaptığı şikayetler, bunlar son derece önemli faktörler. Ona göre karar veriyoruz. Yani bir anjiyoyu izliyoruz, bütün damarları, anjiyoda bütün kalp damarlarını görüyoruz. Hepsi en ince ayrıntısına kadar, çıktığı yerden en bittiği yere kadar. Bazen işte stent uygun oluyor, bazen işte bypass uygun oluyor, bazen ikisi de uygun olmuyor. Cenal, damar tıkanıklığı sürekli kendisini yeniler dedi. Çünkü neden? Bu damar tıkanıklığı böyle durağan bir hastalık değil. Devamlı o damara tıkanmaya çalışıyor. Bizim bypass yaptığımız damarlar da tıkanabiliyor. Ya da bypass yapmadığımız o gün normal olup da daha sonradan tıkanmaya başlayanlar olabiliyor. Ya da bypass yaptığımızın ilerisi tıkanabiliyor gibi bir çok yani şeyden dolayı. Yani bir defa damar tıkanıklığıyla size geldiği zaman o bölge temizlendiği zaman bitti anlamına gelmiyor.